Ayşe, kızım şu ekmekleri kaldır da kurumasın aşağı. Hemen Bedar ya Celil, ev sanki kurumuş ha. Ablam rutubetlendi diye ne kadar erzak varsa tutmuş, kaldırmış, atmış. Ya öyle atmak olur mu? Havalandırsaydı onları biz tekrar yerdik değil mi? Sana da yaranılmıyor ha. Kadın ne bilsin bizim böyle patladak geleceğimizi. Bilseyi çatardı. Madem madan o kadar kıymetliydi, başını bekleyeydin. Ya o kadar bir şey söyledi, 40 tane cevap verdin yani ha. Kötü bir laf mı ettik? Sen listeni hazırla. Ben yarın ne eksiklerim varsa hepsini alacağım, tamam mı? Ayşe, ne oldu kızım? Niye düşürdün yüzünü? Bedar ana, geldiğimiz duyulmuştur değil mi? Duyulmuştur tabii yavrum. Burada hapşırsan çarşıdan çok yaşa derler. Burası ne kadarcık yer ki. Ayşe, sanki bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Hamdi de duymuştur değil mi? Kız, duyarsa duysun. Ondan mı korkuyorsun? Hele şu eşikten bir adımını atsın, bak görür günün o. Korkma kızım. Arkanda aslan gibi Bedar anan var senin. Rahat ol. Bedar ana, iyi dersin de. Daha burada ne kadar kalabilirim ki? Temelli yerleşmedim ya. O nasıl söz öyle Ayşe? Hiçbir yere gitmiyor. Biz seni o ite veririz sandın. Bir tas yemeğin bize fazla sandın. Hadi kalk kalk. Toplayalım şu sofrayı, tepeme attırma. Çok tamam, bilmiş. Düş önüme bakayım. Narinem, ne yapıyorsun burada? Ya sofradan da iki lokma bir şey yemeden kalktın. Ya Narinem afişlim. Lala bana neye canın sıktı? Azat, anamla konuş da ikide bir dışarı çıkmayın demez. Ne oldu ki Narinem? Anam bizim iyiliğimizi düşündüğü için öyle söylüyor. Başımıza kötü bir şey gelmesinden korkuyor. Azat, kendi memleketimizde kendimizden başka insan yüzü görmeyeceğiz. De hele, kimi özledin? Sevdiklerim var Azat. Anamı özledim. Salih amca, adam öleli bir aydan fazla oluyor, daha başsağlığı dileyemedim. Ne çok emeği var üstümde. Ya iyi güzel söylüyorsun da Narin. Nasıl yapacağız biz o işi? Topraklarımıza ayak basamayacaksak neye geldik Hazret? Burada da tutsak gibi yaşayacaksak, ölümü göze alıp neye döndük?